baba. Aferin sana. Beşiktaş şampiyon olacak değil mi baba? İnşallah oğlum. Fener'e de Galatasaray'a da 6 çekeriz değil mi baba? 6'dan aşağı kurtarmıyor galiba. Babanı rahat bırak oğlum. Gel canım, gel şuraya. İlişme oğluma. Babası, kızını öpmeyecek misin bak? Oh! Vay Allah! Bu ne be baba? Bize mal çektirtmeyecekmişsin öyle mi? Nakliyeciler birliği kuruluyor. Üye olmayana iş vermiyoruz. Benden haraç alacak adam daha anasından doğmadı. Çek lan, vermiyoruz işi. Yapmışsın lan nakliyeciler birliği! Bırakın beni be, bırakın beni be! Çıldırdın mı sen? Ben böyle bir şey demedim. Hepsi şahit, iş vermiyorlar bize. Nakliyeciler birliği için haraç istiyor adamın. O kadar para kazanmıyoruz biz. İyiliğiniz için düşündük çocuklar. Siz buranın esnafısınız. Dışarıdan gelenler ekmeğinizi kapmasınlar dedik. İstemiyorsanız, bir daha rahatsız eden olursa gelin bana! Unutma bu sözünü Kamil bey! Gelin çocuklar, gidelim! Bütün mikropluk onda abi! O ayağa kaldırıyor milleti! Dediklerimi anladın! Eğer bir aksilik çıkacak olursa kahvede üstüme saldırdı! Anama küfretti! Dövmeye kalktı beni dersin! İkiniz arasında bir dava olacak, ben yokum ha! Aman Necmi, göreyim seni! Hepsinden aldım! Şuradakilerin hepsinden aldım! İyi! İşin bitti değil mi? Bitiyor! Hadi gidelim. Hadi, tamam. Hadi bakalım oğlum, gelin. Gel. Hadi bakalım, al paçanı. Ay! Ya! Hadi alsana hop! Hop! Hadi bir daha! Hadi! Al! Hop! Hadi! Yo, olmadı! Hadi bakalım, şimdi doğru eve, yalnız dikkat edeceksin, hiçbir şey düşmeyecek. Peki. Değil mi aslan oğlum benim, hadi! Anama sövdü benim, açım abi dedim, borcum var dedim, vermiyorum dedi. Kahvede üstüme hücum etti, vurmaya başladı bana. Benim hiçbir suçum yok, çok vurdu bana. Yalan! Yalan söylüyor! Yalan söylüyor alçak! Yalan söylüyor! Yalan! Yalan! Ben arabanın borcu için alelüsü bir haciz yapmalıyım diyorum. Duru ya, daha cenazesi soğumadı adamın. Günahtır be! Ne dersin avukat bey? Vallahi, ne bileyim, ben emir kuluyum, kamyonetin daha 4 taksidi var. Rıza bey öldükten sonra şimdi kim çalışır ki ödesin? Ben çalışacağım! Nerede çalışacaksın? Kamyoneti ben çalıştıracağım. Kocamın bıraktığı yerden başlayacağım işe, mani mi olacaksın? Elinden geleni ardına koma! Olacak iş mi hanım? Bal gibi olur, ehliyetim var, çalışacağım, borcumu öderim, korkmayın! İnanmazsan sor herkese! İyi ama kefil isterim ben! Herkes kefil bana! Ben kefilim, merak etme! Ben de kefilim! Ben de kamyoneti buraya park etme! Selamünaleyküm! Ne istiyorsun? İş, mal çekeceğim! Ben Rıza'nın ailesiyim! Çektirirler sana! Kimse çalışma o mal!
mani olamaz. Oluruz, gel buraya. Çocuklarımın ekmeğine kimse mani olamaz. Olur. Buradan beni oynatacak herkes varsa çıksın. İş olmadan gitmem bir yere. Gel buraya. Bırak, bırak beni. Ya bırak kadın. Bırak kadın haliyle burada, çek şunu. Çekil şundan. İşimizi atletiyorsun, çek şunu. Hakkım yok mu çalışmaya? Evlatlarımın rızkına kimse mani olamaz, doğru değil mi? Söylesenize, söylesenize diyorum! Ne laf anlamadın? Ne var, ne istiyorsun? Sana burada çalışma demediler mi? Kolaysa mani ol bakalım. Olur mu ya? Hadi mani ol. Görüşürüz. Biz burada çalışamayacak mıyız? Kadınsak ne olmuş yani? Hiç vicdan yok mu sizde? Benim iki tane çocuğum var. Benim çalışmam lazım. Onlara bakmak zorundayım. Anlamıyor musunuz? Başvurmadığım yer kalmadı savcı bey. İki tane çocuğum var. Onlara bakmak zorundayım savcı bey. Çok çaresizim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Siz bana bir yol gösterin bari. Çok çaresizim. Çocuklarım açlıktan ölecek savcı bey. Kim boşalttı benim kamyonetteki kasaları? Çağırın bana bu kadını. Bana bak. Kimse mani olamaz bana. Çocuklarımın ekmeği için çalışıyorum ben. Kabahat sende bacı. Ne işin var ortalarda? Bana gelsen seni geri çevirir miyiz hiç? Rızamızın ailesisin sen. Rıfat, abla bundan sonra senin nakliye grubunda. En iyi işlere vereceksin, ona göre. Hadi be sen de! Senden gelecek keramet Allah'tan gelsin. Mustafa oğlum, sallanmayın yahu! Malı teslim edip sabah kalkıp oğluma uğrayacağım. Sabah su böreği yaptım, bayılır su böreğine. Kızıma da ne yaptım, bil bakalım. Baklava yapmışsındır abla. Dikiş makinesinin taksidini ödedim erkenden. Öğrenince deliye dönecek sevincinden. Sabah anneniz uğradı, ödedi efendim. Annem ödedi mi? Akşama bulaşığı yıkarsa ödeşiriz dedi. Ah, anam, canım anam. Ekrem oğlum. Bak size ne getirdim. Nerede Kadir? Kadir üç gün evvel işi bıraktı teyze. Nasıl olur? Hesabı kesti gitti. İyi konuşmazlar o ayrı için. Harama çalışır. Büyük vurguncuların adamıdır. Böyle devam ederse çok yazık olacak Kadir'e. Acaba şimdi nerede? Çok yakışmış abi. Güle güle giy. Eyvallah. Karnım çok aç. Biraz pilav var. Kuru fasulye de yaptı annem. Isıtayım mı? Hı. İstemez. Banka çıkışı Serpil bekleyecekti seni. Maşallah, arkadaşın ağzında bakla ıslanmıyor. Çok iyi kız Serpil. Sana da sırılsıklam aşık. Evvelki gün annem komşularda konuşuyordu. Öyle istiyor ki evlenmenizi. Boş versene sen. Söyle anneme, belki bu gece geç gelirim. Mesaiye kaldı dersin. Hı hı. Serpil bekliyor abi! Abi! (Gülüyor)
oturuyorsun ha? Bayılırım eski mahallelere. Hadi be, altında 200 binlik araba, cepte deste deste 500'lük, Taksim'de apartman, sonra beyim bayılırmış bu yaran mahallelere. Kafamı işlettim, çıktım oraya, sen de işlet. İşletiyorum oğlum, hem de zeyuh gibi. Patrona çok methettim seni, göstersin bakalım kendini dedim. Sen beni şurada ekiver. Hayrola? Bir güzel kız var da sıkıntı, 5 dakikada eker gelirim. Sen beni uzaktan takip et. Kadir nerede? Şimdi çıktı. Ne var anne? 3 gün evvel işi bırakmış. Gene o Hayri ile dolaşıp duruyormuş. Beraber geldiler. Hayri aşağıda arabada bekledi. Abim elbise almış, görsen öyle yakıştı ki. Hangi parayla? Güle güle giy, çok yakışmış elbisen. Sağ ol. İşler nasıl? Bilmem, çıktım işte. Çıktın mı? Ne var şaşacak, 500 lira haftalığa ömrümü sürütecektik. Öyle demek istemedim, ama o parayla insan... Evlenir, çoluk çocuğa karışır, borçtan imanı gevrer. Sonunda geberir gider. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yattığı yer nura gark olsun, namuslu adam derler. Karısına sigorta maaş bağlar. Nem var senin? Nem mi var? Yeni bir elbisem, cebimde de 170 lira param. Yeter de artar bile mutluluğa. Ne dersin? İnsanına göre değişir. Ama ben o insan olmayacağım kızım. Bizi takip mi ediyordu arkadaşım? Bir yere gidecektik de, kusura kalma Serpil. Çok mühimdi. Kızmazsın ya, hayati bir mesele. Madem ki mühim, inşallah gönlünce olur. Dua edeceğim. Ulan kaç kere söyledik bu mıntıka bizim diye! Hasan, dur Allah aşkına! Kamil Bey'e söyleriz, anlaşırsınız! Leşini postalayacağız o ite! Defol lan it! Kan istiyorsan mutlaka vur! Vursana lan! Seninle davamız yok arkadaş! Hangi erkeklik kitabında var silahsız bir adam ateş etmek? Defol lan! Bir adım atarsan çivilerim! Anlattılar yaptıklarını. Yürekli delikanlıları severim. Aferin. Vazifemiz abi. Vazifesini bileni kral yaparım ben. Ne için girdin bu işe? Kuvvetli olmak için. Zayıf mı hissediyorsun kendini? Bu bileği bükecek insan daha doğmadı anasından abi. Ama banknotu saydılar mı, ciğer 10 para etmez serseriye büktürürler bileğimi. Sadece kol kuvveti, silah kuvveti yetmiyor. İyi almışsın dersini. Hayat öğretti abi. Babamı gözümün önünde vurdular. 8 yaşındaydım. Anam, kardeşim, babam çarşıdan dönüyorduk. Akşam yemeği için nevale almıştık. Balık almıştı babam bana. Evimiz set üzerindeydi. Merdivenleri çıkıyorduk. Babam önümden yürüyordu. Bir silah sesi duydum. Sonra kan fışkırdı sırtımdan. 6 kurşunla vurdular. Neciydi baban? Kamyoneti vardı. Halden mal çekerdim onu avlara. Adı? Rıza, tanır mısınız? Rıza? Adamımdı. Rıza'nın oğlusun ha? Rıza'nın oğlu, arkadaşımın oğlu. Gel bakayım. (Gülüyor)
Şimdilik bunu kullanırsın. İsmail ne yapacağını söyler sana. Hadi, göreyim seni. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Ne zamandan beri kendi evine hırsız gibi giriyorsun? Uyuyorsun sandım. Kıyamadım anne. Nereden geliyorsun? Bir davetliydik. İşten çıkışını mı kutladınız? Hayır, yeni işe girişimi. Hangi işten bahsediyorsun? İş anne, hem de işlerin kralı. Tanıştırayım. Annem Fatma Hanım, bu da bir gecelik yövmiyem. Yani şimdiye kadar çalıştığım işlerde iki haftada kazandığımdan fazla. Nasıl iş bu? Adam öldürüyoruz. Derisini ayrı, kemiklerini ayrı, etlerini ayrı yerleştiriyoruz. Sonra ihracat ve de bir umum ithalat. Cevap ver bana. Nasıl iş bu diyorum? Paralı iş. Ben namuslu iş istiyorum. Kimse namussuz diyemez bana. Kimsenin ağzının kokusunu çekmek istemiyorum. Kuvvetli olmak istiyorum. Kuvvetli olacağım. Kimse mani olamayacak buna. Benim babam gözümün önünde öldürüldü. Hepimizin gözü önünde vuruldu. Kiralık bir katili öldürttüler babamı. Kim vurdu, niçin vurdu anlayamadık bile. Ama namuslu adamdı. Şerefli adamdı babam. Erkek adamdı. Tek kabahati vardı. Zayıftı. Sinek gibi ezdiler. Vurdular, öldürdüler. İntikamını alacağım onu. Herkesten. Herkesten. Seni saraylarda yaşatacağım anne. Altın tahta oturtacağım. İpek halılar sereceğim altına. Korkma. Korkma. Namussuz değil senin oğlum. Oğlum, canım oğlum. Nedir bu işin, söyle anana. Şehrin en büyük oteli anne. Gece kulüplerine, turistlerin eğlendikleri yerlere bakıyorum. İstikbali olan bir iş. Müdürlüğe kadar yolu var. Sen kusuruna bakma onun. Çok heyecanlıydı. Yeni işi çok iyi. Tabii geceleri çalışması fena. Evlendiğiniz zaman zor olacak. Annem bayılıyor sana. Ben de çok seviyorum Fatma Hanım teyzeyi. Senin iş nasıl kız? Çarşıdan çıkar çıkmaz buluşacağız. Bankaya uğrar, anlatırım sana.
Dün sana çok kötü davrandım. Affedersin. Çok şeker kızsın sen. Konuştum annemle. Ne zaman istemeye gelelim diyor. Ne zaman emrederlerse. Anneme söyleyeyim, o daha iyi bilir. O gün işi bıraksın. Nişanlılık için şey, uzun zaman bekleyeceksiniz dedi. Şu ev meselesi var ya. Herhalde. Senin ev için para biriktirdiğine çok memnun. 40.000 liraya yakın biriktirdim. Sabahlara kadar çalışarak oldu tabii. Eve para yatırınca borçlanacağız. İkimizin parası yetmez. Yetmez tabii. Sen korkma, ben gene çalışırım, hiç bırakmam. Yarın bir sefer daha yaparsın be abla. Çok yorgunum Hakkı. Senden başkasına nasip olmasın benim param. Ver bakalım. Al abla. Al parayı da. Allah herkese senin gibi hayırlı evlat versin. Berhudar ol. Gene dilenci duasına başlama anne. Kız sen çok güzelleştin. Aman alayı bırak abla. Nasıl var mı bir şeyler? Mahalleden mi? Yazık etme kendine. Çok taze, çok güzelsin. Bu tatlılıkla dünyanın servetini sererler önüne. İstediğin hayatı yaşatırlar sana Avrupalarda, Amerikalarda. Hiç unutma bunu. Bu kaç para? 4.000. Ne? 4.000. Yok. Abi! Bu ne dalgınlık be kız? Sağ ol abi, çok iş aldım, yetiştirmem lazım. Gebertme kendini, değmez. Demesi kolay. Bakma şimdilik bu kadar verdiğime, gün gelecek ne istersen vereceğim. Bir seneye varmaz, 10.000 abi diyeceksin. Al şırak! 20.000, lafım olur, 50.000 şırak! 50.000'den fazla gene şırak, tak! Kadir! Şükürler olsun, seni evde bulamayacağım diye ödüm kopmuştu. Hayrola? Kapa gözlerini. Niye? Kapasana oğlum! Hiç açma, darılırım vallahi. Şimdi uzat sol kolunu. Dün yeni elbisenle gördüm seni, saatin yoktu. Dedim ki, madem oğlum en büyük otelde işe başladı, bir saati olsun dedim. Aa, yapma dur deli, yapma geberteceksin, öldüreceksin! Utandı. Annem cuma akşamı buyursunlar diyor, mübarek gündür diyor. Annem seni çok merak ediyor biliyor musun? Benimki de. Mantı sever misin? Elbette severim. Hele sen yaptıktan sonra. Aa, ben değil, annem yapacak.
Senin pişireceğin yemekleri dört gözle bekliyorum. Sabah akşamları annem mantı yapar. Yoğurtlu, sarımsaklı. Sever misin? Bayılırım. Biliyor musun, bu akşam size davetliyiz. Annem mantı yapacakmış. Haberin yok muydu? Yok. Annemle geleceğiz. Gelemeyeceğim ben. Biliyorsun geceleri çalışıyorum. Gece 10'dan sabah 6'ya kadar. Sen git artık. Tabii hayatım. Ama param kalmadı hiç. Yazıhaneye git. Behzat'a telefon ederim, verir. 10.000. 5 sene evvel olsaydı 100.000'den aşağı konuşmazdım. O zamanki Suzan'ı bul getir, 500.000 vereyim. Yalla. Bu listedekiler teker teker dolaşılacak. Bir haftada icap edeni yapacaksın. Evelallah. Yanına fazla adam alma. Bir sen... Bir de Kadir. Ama daha çok yeni abi. İşe alışması lazım. Emredersin. Delikanlı, yürü bakalım. Bir süre beraberiz. Saate kadar kapanacak burası. Ekmekle oynamak var mı Kadir ağa? Gelsin lan! Bizim sizinle hiçbir alacağımız vereceğimiz yok. Bırak bu davayı. Bak ağa diyoruz sana. Bir saate kadar tekrar geleceğim. Eğer kapıyı kilitli bulmasam duman ederim. Yürü İsmail abi. Oğlum baksana. Ben Kadir Özkan'ın annesiyim. Onu çağırır mısın biraz? Tanımıyorum. Ama nasıl olur, bana burada çalıştığını söyledi, hani şey... O isimde biri çalışmıyor burada. Hepsi halledildi, bütün şartları kabul ettiler. Kadir nasıl? Böylesi bir daha gelmez abi. Çağır bakalım. Memnun oldum. Ama daha çıraksın, çırak. Unutma bunu. Daha tehlikeli işlere salacağım seni. Başaracaksın eminim. O zaman dükkan açacağım sana. Kadir Bey olacak adın. Adamların olacak. Göreyim seni. Yarın bankadan bozdurursun. Elha bir yerde çevirin önünü. Galiba mahallesine gel. Kesin önünü. Kapının önüne çektiler teyze. Motora bir şey olmamış. Ne olur yat anneciğim. Arabam! Anne!
Kim yaptı bunu? Senin gibi kiralık katiller! Anne! Sus! Annen değilim ben senin! Bu muydu yıllarca sırtımda küfe taşımanın, sabahlara kadar çalışmanın mükafatı bu muydu? Anne! Bu sabah gittim çalıştığını söylediğin yere! Kadir diye birisi yok burada dediler! Neredeydin bugüne kadar, neredeydin? Nasıl kazandın bu kadar parayı? Fedailik yaparak! Önce bir kumarhanede fedailik ettim. Sonra Kamil Bey'in yanında. Katillerin ağası Kamil Bey'in adamı oldun öyle mi? Kamil Bey senin bildiğin adam değil. Alçağın biri o! Ve sen benim oğlum onun önüne attığı paraları toplayacaksın öyle mi? Evet! Evet! Kuvvetli olabilmek için her şeyi yapacağım. Pis bir böcek gibi öldüremeyecekler beni. Kuvvetli olacağım! Çok! Çok zayıftı babam. Öldürdüler. Hadi gelsinler de beni vursunlar. Güçlüyüm ben. Daha da güçlü. Sonunda herkesten güçlü olacağım. Herkesten! Şerefli bir insan gibi çalışıp alın teriyle para kazanmak yetmiyor demek sana. Bir gün anlayacaksın beni. Babanı da uşaklık ettiğin adamlar gibi katiller öldürmüştün. Dünyanın parasını veriyorlar bana. Bir gün elini kana bulamak için. Kanlı değil onlar. Her şey bileğimin hakkı. Her şeyi hayatımı ortaya koyarak kazandım. Gencim, güçlüyüm. Gücümün hakkını istiyorum. O zaman git masum insanları vur. Küçücük yavruları babasız bırak. Yavruların ekmeklerini, lokmalarını al ağızlarından. Efendilerin daha semirsinler diye vur günahsızları. Defol, defol! Hiçbir güç size kalkmaz benim elim. Bir garibe haksızlık edeceğime, kendi beynime sıkarım kurşunu. Ama ezdirmem kendimi. Babam gibi ezemeyecekler beni. Korkacaklar benden, sayacaklar. Hakkıma el uzatamayacaklar. Yollarımız ayrılıyor anne. Senin oğlunum ben. Bir gün beni anlayacaksın. O zaman döneceğim sana. Babamın öcünü almış olarak döneceğim. Kimlermiş? Süleyman'la adamları abi. Gel benimle. Birkaç adam alalım abi. Korkuyorsan sen de defol. Erkekliğinizi zavallı ve aciz bir kadın üzerinde göstermişsiniz aslanlar. Dövmüşsünüz anamı. Kadir! Sabah Nur diye bir kız geldi bıraktı. Bunları dün evde unutmuşsun. Senin için gece gündüz çalışırız ama 10.000'den aşağı olmaz. Oğlum nereden bulurum 10.000 lirayı? Abla parçalar çok pahalı. Ne üzülüyorsun anne? Benim param var ya, çoğunu sen yatırmıştın hesaba. Feda olsun sana. O senin çeyiz paran yavrum. Gene yerine koruz anne. El sürmem senin paranı. Çocukluğunu, genç kızlığını bilmedin sen. Her günün çalışmakla geçti. Kutsal o para. El süremem onu. Günaydın. Araba için çok üzüldüm teyze. Sağ ol kız. Birkaç kuruş param var teyze, eğer kabul edersen. Sağ ol benim aslan kızım, istemem. Her zaman gelinim diye baktım sana, her zaman. Ama istemem. Göreceksiniz. Bir gün pişman olup dönecek, aramıza gelecek. Anacığım diyecek, affet beni.
affet beni Serpil diyecek. Dönecek. İyi çocuktur benim oğlum. Kadir'im, kötü olamaz Kadir'im. Öpeyim teyze. Güle güle. Al. Vallahi bomba gibi oldu abla. Al oğlum. Ne parası abla? Oğlun geldi verdi parayı. Bahşişimizi bile aldık. Allah bin bereket versin. Helal delikanlıymış ha. Kadir! Anne! Al paranı! Anne! O benim vazifem! Vazifen anana helal para vermek! Namuslu hayatına dönünceye kadar hiçbir şey almam senden. Haksızlık ediyorsun. Ben mi oğlum? Her sabah yatağını yeniden yapıyorum senin. Odanı silip süpürüyorum. Sen içinde yaşıyormuşsun gibi. Her akşam sevdiğin yemekleri yapıyorum. Belki döner bana gelirsin diye. Sabahlara kadar pencere başında bekliyorum. Sokaktan geçen her gölgeye Kadir diye sesleniyorum. Kadir diyorum, evladım diyorum. Analar umut küpüdür oğlum. 100 yıl geçse de bekleyeceğim seni. Her gün geleceğim kapına anne. Her gelişimde daha güçlü olacağım. Her gün daha çelikleşmiş olarak çıkacağım karşına. Bükülmez, kırılmaz, yıkılmaz Kadir Bey olarak geleceğim. O zaman suratıma attığın, kanlı dediğin o paranın gücünü anlayacaksın. Dünyanın en kudretli adamı olacağım. Kendim için istiyorsam köpeğim. Köpek! Her şeyi babam için yapıyorum anne. Onun gibi ezemeyecekler beni. Allah'a emanet ol. Namımıza layık arkadaş olduğunu ispatladın Kadir. Sayende abi. Al bakalım, arabanın anahtarı. Bundan sonra sen kullanacaksın. Al şunu. Harçlık yaparsın. Sağ ol. Şımartıyorsunuz beni. Layıktır sana. Eğlenmene bak, hadi. Ne yapmak istiyorsun ha? Güçlensen ne olacak? Kimden alacaksın babanın intikamını? Her önüne gelene silah çekip ateş etmekle, her vurduğunu devirmekle mi erişeceksin emeline? İnanmıyorum. İnanmanı bekliyorum. Sen ne dersen de Kadir, kalbim beni hiç yanıltmadı bugüne kadar. Ne kadar kinle bakarsan bak çevrene, sen o insan değilsin aslında. İyi yürekli, dürüst, melek gibi bir gençsin. Sen kendi kendini aldatıyorsun. Abi! Kabul etme dediğim. Üzgünüm abi. Kendini. Çok da hırslı. Böyleleri her zaman tehlikeli olur ha. Haksızlık etme! Daha böyle yüreklisini görmedim bu yollarda.
Onun gibiler senin benim maşam olur Kamila. Maşa eskidi mi atılır çöpe. Bütün eğlence yerlerinin para teknelerinin kontrolü Reşit'te. O biçim evler bile bunlara bağlı. Senede 200 milyona para demiyorlar. Ya bir düşün ha, bir düşün. Elinde dünyanın en azılı delisi var. Babasının intikamını almaya yemin etmiş bir deli. Budalaya bir hedef göster, bassın tetiğe. Ateş etmesini ediyor ama sırf korkutmak için. Kimseyi vurmadı şimdiye kadar. Akıllı olan, akıllı, yürekli, bomba gibi. Bir gün babasının katilinin sen olduğunu öğrenince o bomba senin elinde patlayacak ha. At başından gitsin. Ama öyle at ki ölürken bile sana faydası olsun. Nedir teklifin? Kadir'i musallat edeceğiz Reşit'e. İşi beceremezse oracıkta temizlerler. Haberimiz yoktu deriz, işin içinden sıyrılırız. Becerirse milyonlara ortak oluruz. Kadir'i de biz temizleriz. Düşünmeye değmez ha. Çağırtıyorum Kadir'i. Buyur ha. Gel bakalım. Bir teklifimiz var sana. Başaramazsan vururlar seni Kadir. Ama başardın mı... ...ortağımızsın. Köpek hile yaptın ulan! Bırakın beni! Bırakın beni! Ya hile yaptı be! Ne oluyor ya orada? Helal! Helal oturun! Ayıp böyle Helal! Oturun! Ay bırakın hile yaptın! Beyler sakin olun! Kendinize gelin beyler, oturun! Oturun dedik, sakin olun! Kusura bakmayın, olur böyle şeyler! Sakin olun dedik beyler! Kimse kıpırdamasın! Kimsin sen? Öğrenirsin. Reşit Bey kim burada? Benim, ne olacak? Seninle görüşeceğim. Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar. Çık yukarı! Burada görüşeceğim. Neymiş ki ayağın edeceğin dava? Başlar konuşurken... ...ayaklar çekilirler ağa. Ne zamandan beri baş oldun delikanlı? Kısa keselim ağa. Boşalt burası. Hadi beyler dışarı. Dışarı beyler. Bir orduya yetti ha. Bu yolda artık tek araba dolanmaz. Öyle mi? Nasıl alacaksın hakkını? Bununla. Nedir cevabın? Arkadaşlarla görüşmem lazım önce. Şimdi vereceksin cevabını. Bırak deliliği, düşünmek hakkım. Üçe kadar sayıyorum ha. Ya konuşursun ya da dağıtırım beynini. Dur dedim! Şimdilik bu kadar korku yeter Reşit ağa. Üst
üstüme fedayı salıp kurulmuş nizamı bozmak var mıydı Kamil Bey? Yemin ederim haberim yok. Haraya kan girerse bu işten ben zararlı çıkmam. İstiyorsanız işte her meydanı. Bizim silahımız sana kalkmaz Reşit Ağa. Boynumuz kıldan ince. Ben de senden böyle kelam beklerdim Kamil Bey. O takdirde görüşmeye hazırım. Ellerinden öperim ha. Kadiritine gelince kanı helal sana. Sen bulamazsan ben de işini getirip atacağım kapını. Biz temizleriz evelallah. Görüşmek üzere. Dikkat dikkat bütün ekipler. Dikkat dikkat bütün ekipler. Erhal Levent Moralo Sokak 41'e tamam. Dikkat dikkat. Merkez 326 konuşuyor. Hareket edildi tamam. Dikkat dikkat! Bütün ekipler, silahlı bir saldırı oldu. Suçlu canlısı Ortaköy istikametinden kaçıyor. Bütün yolları kesin, tamam. Dikkat dikkat! Merkez 326 konuşuyor. Olay yerine gelindi, olay yerine gelindi. 427 takip ediyor, 427 takip ediyor, tamam. Sonra kendileri vurmaya kalktılar. Kendileri öldürmek istediler. Sattılar. Sattılar beni. Komadan çıkmış. Savcıyla görüşüyormuş. Beni sattılar diyormuş. Susturmak lazım iti. Anasından başkası susturamaz. Eski tanışıklığım var. Mutlaka konuşman lazım. Eve gidip yatın biraz. Ben beklerim teyze.
annenizi görecektim. Neredeyse gelir efendim. Buyurun siz. Yeni demlemiştim. Çay içer miydiniz? Zahmet etmeyin. Anne, bu bey sizi istiyordu. Ne istiyorsun? Oğlun hakkında görüşmeye geldim. Evet. Kadir'le aramızda bir yanlış anlaşma var. Oğlum bizi yanlış anladı. O bizim evladımız. Canımız. Bu mertebeye yükselmiş. Geleceğin kralı oğlum. Her şeyi teperse... yazık olur. Kısa kes! Tehdit mi? Farz et ki öyle. Namussuz! Böyle konuşma. Oğlunu korumak senin vazifen. Cezasını nasılsa çekecek. Kurtuluş yok. Ağzını sıkı tutarsa... hafif bir cezayla kurtulur. Bankaya senin adına... 2 milyon yatıracağız. 2 milyon. Çıkınca hayatını kurtarır. Köşeyi döner. Ya çocukluk eder. İleri geri konuşursa... biz adamı susturmasını biliriz. Nerede olursa olsun. Sustururuz. Oğlum varsın hapislerde sürünsün. Ama bir daha sizinle beraber olmasın. Oğlumun tabancası. Kanlar içinde kapıma geldiğinde elinden aldım. Bir gün oğlumu size karşı savunmak için. İşte her meydanı. Bir tarafta siz ve katilleriniz... bir tarafta oğlum ve ben! Zerre kadar erkekliğiniz varsa işte meydan, çıkın karşıma! Canım anam! En iyisini söylemişsin. Bundan sonra sana layık evlat olmaya çalışacağım. İsterlerse öldürsünler beni. Doktor çıkmana müsaade etti. Savcılığa gideceğiz. Demek kabul etmedi. Etmedi. Ağır konuştu. Bildiklerini savcıya, polise anlatabilir Ergele. Derhal depoları boşaltın. Ne kadar kaçak varsa başka yere taşıyın. İcap ederse dökün denize. Korkuyorum Tevfik. Çok korkuyorum. Konuş diyorum sana. Bir tek kelimen bizim için kâfi. Kimin hesabına çalıştın? Konuşursan senin için daha hayırlı olur Kadir. Konuş, bir tek isim ver bana. Hepsini yakalayacağız, bir tek isim ver. Kanundan kaçamazsın. Kendin kurtulacaksın, konuş. Kiminle? Bir tek isim ver bana. Sizi dinliyorum efendim. Emniyet müdürlüğüne niçin getirildiğini bilmiyor musun? Günlerdir depolarımı basıyorsunuz. İş yerimi de bastınız. Evimi aradınız. Suç unsuru olabilecek en ufak bir şey bulabildiniz mi? Devam et. Bütün bunlar bir serserinin ihbarıyla oluyor müdür bey. Çirkeften kurtardığım, yanıma alıp yetiştirdiğim, ekmek verdiğim bir nankör yüzünden. Karnı doyunca kendini dev aynasında gören, ciğeri 10 para etmez bir serseri yüzünden. Ama her şey meydanda. İftira ettiği apaçık. Lütfen beni rahat bırakın. Elinizde delil varsa... boynum kıldan ince ama... bu... tedbirli hareket ettin. Delilleri yok ettiğini biliyorum. Ama elimden kaçtığını sanma. Rica ederim. Kaçamayacaksın. Eninde sonunda kıstıracağım seni köşeye. O zaman elimde delil de olacak. Gidebilirsin. Çıldırdın mı sen? Ne dediysem onu yap. Ama... çok yazık olur. Kes be! O itten öyle bir intikam alacağım ki... yıllarca dillerden düşmeyecek. Köpek! Beni ihbar neymiş görsün. Hiç masraftan kaçınma. Ne istersen vereceğim. En iyi avukatları tutacağım sana evladım. Günahsızsın sen. Her şeyi onlar yaptı. Göreceksin oğlum, kurtaracağım seni.
Hiçbir kanun maddesi kurtaramaz oğlunu hanım. Ama onu tuzağa düşürdüler. Hiçbir şey fark etmez. Suç açık. Ancak nefsi müdafaa olduğu ispatlanırsa az bir ceza ile kurtulur. O iş için de karşı tarafın suçu üzerine alması lazım. Nasıl olur ki? Reşit Bey'in bir adamı vardır. Her türlü işini onun eliyle tezgahlar. O adamla görüş. Çok paranı alır ama yalnız o kurtarır oğlunu. 50.000 liranı alırım. Ben şoförlük yaparım. Halden mal çekerim manavlara. Bir kamyonetim var. Onu satsam etmez ki. Orası beni ilgilendirmez hanım. Ama 50.000 lira dedin. 3 gün beklerim. Parayı getirdiğin an işine olmuş bil. Ev bulduk anne. Hani sana anlattığım o çatı katı. Bugün aldığım parayla adamın istediğini denkleştirdik. Yarın tapuya gidiyoruz. Düşünebiliyor musun anne? Ev sahibi oluyoruz artık. Anne, 2 oda. Şu kadar şöyle. Bir hol, salon, mutfak. Şurada banyo. Şu kadar. Tabii biraz borçlanacağız. Ama o kadar olacak değil. Vedat diyor ki yemeyiz içmeyiz. 2 sene dişimizi sıkarız diyor. 2 sene elbise falan da yapmam. Çorap bile almam. Sonra gene çalışırız. Biraz daha sıkarım dişimi. Senelerce çalıştım ama sonunda mükafatımı gördüm. Ne arkadaşlarım var. Kazandıklarını hep inceye boncuğa verdiler. Şimdi de kirada sürünüyorlar. Orası benim. Benim de Vedat'ın olacak. Beni tebrik etmeyecek misin anne? Anne? Niçin ağlıyorsun anne? Abini hiç düşündün mü kızım? 18 sene hapis yatacak. Belki de daha fazla. Onu kurtarmam lazım yavrum. Bizim elimizden bir şey gelmez ki. Avukatla görüştüm. Cezasını hafifletecek bir yol gösterdi. Çok, çok az bir ceza ile kurtulacak abin. Karşılığı ne anne? 50.000 lira. Nereden bulacaksın bu kadar parayı? Bulacağız. Anne, anne bulamazsın! Senin bankada paran var. Hayır. Yapamazsın bunu. Abini bile bile ölüme terk edemem. Yapamazsın. Hakkın yok. Hakkın yok. Yapacağım. Oğlum o benim. Senin de kardeşin. Ölürüm vermem. Ben de ölürüm. Bırakmam oğlumu. Bırakmam evladımı. Ben evladın değil miyim senin? 15 yaşımdan beri gece demedim, gündüz demedim çalıştım. Bak, bak parmaklarıma. Dikiş iğnelerinin açtığı yaralarla, izlerle dolu. Kadir abin senin. Yardım etmezsek bütün hayatı sönecek, kuruyup gidecek. 15 yaşındaydım anne. Bankadaki hesabı sen açtın bana. Parayı hep senin hesabına yatırdım ben. Ben gece gündüz demez çalışırım. Sırtımda küfe taşır veririm paranı. İnan bana, abini kurtarmam lazım. Hadi git! Git al parayı! Ne duruyorsun? Hepsini al! Alnımın terini, gözümün nurunu, yuvamın temelini, mutluluğumu çal! Hırsız gibi çal! Ama Nur'un parası bu! Çekmem lazım kızım, Kadir'i kurtarmam lazım. Nur'un hayatıydı teyze. Elini çabuk tut. Oğlumu kurtaracaksın, kurtaracaksın değil mi? Kurtaracağım. Biliyorum, kendini korumak için ateş etti Reşit'in adamına. Reşit beni çok sever, hem de pek çok. Bütün işlerini ben hallederim. Yalnız bu iş aceleye gelmez. Sen hiç üzülmeyecek ve bekleyeceksin. Reşit'in iyi bir tarafını yakalayıp halledeceğim. Paramı çekti. Abime avukat tutacakmış. Ama olmaz ki. Çok iyi etmiş. Allah biliyor ya, hiç rızam yoktu bu evliliğe. Anne! Yeter artık.
Anası hamallık eder, kardeşi kiralık katil. Nesine tamah edeceksin yani? Param var, ev alacağız diye kandırdı seni. Yalan hepsi, yalan! Yemin ederim ki... Kısa kes! İşte kız burada oğlum. Bütün bu yalana dolana rağmen... ...Gene evleneceğim dersen oğlum değilsin benim, o kadar! Anne! Müjdemi isterim, Kadir elimizde. Tamam. Önce hapisten kurtaracağız. Sonrasını anlat. Yem olarak kullanacağız onu. Güzel. Babasını öldürdüğünü söyledik mi, Kamil'in gırtlağına binecek... ...Böylece bu mikroptan kurtulacağız. Sen bir dahisin Osman'cığım. Her şey düzelecek oğlum, göreceksin. Kurtulacaksın. Sayende anacığım. Biliyor musun, çok düşündüm. Hakkın varmış senin anne. Kadir, oğlum. İnsan geceleri hücrede yapayalnız kalınca bir başka düşünüyor. Ama bir çıkayım buradan, göreceksin. Göreceksin ana. Eski işime döneyim, tezgah başına. Ama parası azmış, olsun. Belki birkaç arkadaş birleşir, bir araya gelir dükkan açarız. Sonra Serpil... ...Hep isterdin onunla evlenmemi, torunum olsun derdin. Olacak ana. Bırak beni anne. Kızım, yavrum, abin kurtulacak Nur. Git anne, mutluluğum yıkıldı benim. Ayrıldık Vedat'la. Merhaba kız, nem var senin? Hiç abla. Aa, hiç olur mu? Bir şeyim var, gelsene dolaşalım biraz. Bir yere uğrayacaktım da abla. Kaçma diye uğrayacağın yer. Ha, nişanlın mı yoksa? Ayrıldık. Ayrıldınsa ayrıldın. Dünya mı yıkıldı yani? O kadar güzel kızsın. Bırak budalalığı, o düşünsün. Bak sana bir teklifim var. Birkaç gün benim yanımda kalacaksın, ha? Ne dersin? Vallahi dinlemem. Biraz gezdirip dolaştırırım seni. Eğlenirsin Nur. Gör bak, dünya hiç senin o mahallene benziyor muymuş? Bari anneme haber verseydim. Ben şoförü yollarım, merak etmeyeceğim. Deli kızlarına döndün mü? Aman Allah! Çıldıracak bütün erkekler. Herkesi kendine aşık edeceksin. Ah, çok geç kaldık, hadi canım, hadi. Ne daveti bu abla? Tüccarların senelik balosu yavrum. Görme, en fakiri 50 milyonlu. Vallahi en aşağı 10 evlenme teklifi alırsın bu akşam. Hele ev sahibi. Bir kere görmüş seni, bayılmış. Kim? Kim abla? Görürsün şekerim. Hoş geldiniz. Merhaba, erken geldik galiba. Yoo, birazdan gelir herkes. İçkiler nerede? Sen hazırla. Siz ne içerdiniz? Ben mi? Ben içmem. Aa, delirdin mi sen? Şöyle hafif bir şey yaparım sana. Hiç bu kadar gecikmezdi. Sinemaya gitmiştir teyze. Gitmez. Sen de bilirsin, gitmez. Allah'ım! Zorlamasana kızı. Sigara içmiyor işte. İçkiyi de ilk defa içecek. Alsana şekerim. Aa, daha bir bardak içkiyle ölen yok Nurcuğum. Bırak geri kafalılığı. Dünyanın en masum içkisi.
küçük hanımın şerefine. Şerefine şekerim. Şerefinize. Kalmazdı, çok korkuyorum. Darılmıştım ana, nişanlısından ayrılmıştı. Çok merak ediyorum, başına bir kaza falan gelmiş olmasın. Bulacaksınız değil mi? Bulun kızımı. Kes be! Amma uzattın ha! Kim bilir ne cilveler yaptın adama! Defol! Merak etme, gideceğim. Ama önce emanetini vereyim dedim. Aradın mı? Suzan'la uğradılar bana. Kız kardeşim. Nur. Salçaklar, geberteceğim. Geberteceğim Suzan'ı. Alçaklar, alçaklar. Geberteceğim hepinizi, geberteceğim. Suzan'ı, Kamil'i. Suzan'ı o götürmüş. O kandırmış, kandırmış. Nur, Nur! Nur, geberteceğim, Nur! Ulan şıllık, adi karı. Ulan adi karı! Kızım nerede söyle? Ne bileyim? Kızım nerede diyorum sana? Nerede diyorum? Vallahi bilmiyorum. Söyle! Kızım nerede? Söyle! Söyle diyorum sana! Kızım nerede? Konuş! Konuş dedim sana! Kızım nerede? Atın! Bahçeye atın!
İki saatte bir vuruyorum. Hiç kendine değil. Yanına iki kişi vereceğim. Atın Raziye'nin yanına. Alışıncaya kadar basın iğneyi. Büyük dere yolunda buldum abi. Hendeğe atmışlar. Baktım yaşıyor, aldım getirdim anlıyor musun? Elmasım, bundan böyle beraberiz. Hiç kaçmaya kalkma. Suratına bir şişe kezzap atarlar, iki de jilet çekerler, mahvolursun. Otur oturduğun yerde. Merhaba. Yat yat. Geçmiş olsun. İyi haberlerim var sana. Oğlunu kurtaracağım. Reşit Bey'in adamları istediğim gibi konuşacaklar. Ama asıl mühimi var. Asıl mühimi, oğlun hapisten çıktığı gün kocanın katilini söyleyeceğim sana. Meşru müdafaa durumunda olduğu, diğer sanıkların itirafları neticesi anlaşılmış olduğundan, hakkındaki cezanın hafifletici sebepler de dikkate alınarak Kadir Aksoy'un bir sene hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk müddetinin bu cezaya sayılmasıyla serbest bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Allah'ım, Orman'ım, Allah'ım! Sonra hep yanında olacağım. Bir daha bırakmam seni onların arasına. Nur'u unuttun mu ana? Şerefsiz bir köpek gibi yaşamam için mi kurtardın beni zindandan? Nur'u bulacağım ben oğlum. Namussuz, haysiyetsiz bir it gibi ortalarda dolaşmamı istiyorsan bırak beni burada öleyim. Oğlum! Şerefsiz yaşamamı isteme benden. İstemem oğlum. Sen dünyanın en mert, en namuslu kadınısın. İsteme benden. Peki oğlum, peki. Yemin ediyorum, nereye gidersen git yanında olacağım. Ana oğlu omuz omuza arayacağım.
Size çok şey borçluyum. Estağfurullah, bana değil, Reşit Bey'e borçlusun. Gidip kendisine teşekkür edeyim. Haksızlığa uğradığına çok üzüldü. Beni gönderdi sana. Rıza'nın oğlu olduğunu öğrenmiş. Çok şaştı, nasıl olur? Babasının katilini tanımaz mı bu çocuk dedi. Babamın katili mi? Annen söylemedi mi sana? Sen hapisten çıkacağın gün babanın katilini açıklayacağım demiştim. Kim babamın katili? Kamil, Kamil Bey. Yalan! Baban onun yanında nakliyeciydi. Haraç vermek istemedi. Ayaklandırdı nakliyecileri diye vurdurdu onu. Babanı Kamil öldürttü. İspat isterim. Gelin benimle. Necmi, kocanı vuran adam. Sor bakalım. Hapisten çıktıktan sonra kim baktı ona? Kocanı vurması için kim para verdi ona? Sor ne? Kardeşini kendi yakınlarında tutuyormuş. İffet'in bir de Raziye'nin oraya bakıverin. İffet'i basmış Kadir. Raziye'ye gidiyormuş. Bütün çocukları al yanına. Gördüğünüz yerde temizleyin. Sağ kalırsa biriniz... Korkma kardeşim. Seni kurtarmaya geldik. Ben günahsızım. Yapma abi, korkma evladım. Beni tuzağa düşürdüler. Tuzağı yaptı abi, her şeyi o yaptı. Yavrum seni kurtarmaya geldik. Benim günahım yok abi, her şeyi o yaptı. Dur! İşimi bitirdikten sonra... Çıldırdın mı sen? Kaçar elimden, bir daha bulamam onu. Kadir! Yavrum yaralısın! Bırakmam seni, bırakmam, bir daha bırakmam seni! Dürüst bir hayat yaşayacağına söz verdin, katil olmana bırakmam seni!
O namussuzu ben öldüreceğim. Hayır ana, olmaz. Ben öldüreceğim. Hayır ben. Ben öldüreceğim. Dikkat dikkat bütün ekipler, dikkat dikkat bütün ekipler. Akatlar blok inşaatlar mevkiinde silahlı çatışma oldu. Derhal hareket edin, tamam. ...434! Dikkat dikkat! Merkez 434 konuşuyor. AC-246 plakalı arabayı takip edin. Tamam. Merkez konuşuyor. Durumu bildir 434. 6. caddeye doğru saplı, tamam. Araba yakın takipte önü kesilecek. Tamam.